Bir dönem büyük takımlara korkulu anlar yaşatan fakat kötü yönetilerek borç batağında amatör lige düşen Kardemir Karabükspor videosuyla karşınızdayım. En başta şunu söyleyeyim, Kardemir Karabükspor diğer Anadolu kulüplerinden farklı bir yapıya sahip. Demir-çelik işçileri tarafından kuruldu ve sendika ile demir-çelik işletmesi olan Kardemir kulübün ana sponsorları. Mesela 1993-94 sezonunda Süper Lig deneyimi yaşayan Kardemir Karabükspor'da başkan aynı zamanda sendika başkanı olan Metin Türker'di. 2003-2004 sezonunda yine işçi emeklisi ve sendikacı bir isim olan Feridun Tankut başkan seçildi. Feridun Tankut kulübü uzun süre başarıyla yönetti. Kentte askerinden esnafına, belediye başkanından muhtarına kadar herkes kenetlendi ve kulüp önce 1. lige ardından Süper Lig'e yükseldi. Kulübün en önemli sponsoru Türkiye'nin ilk demir-çelik fabrikası olan Kardemir'di. Diğeri ise Çelik İş Sendikası'ydı. 4000'e yakın fabrika işçisinin maaşından aidat olarak 10-12 lira kesiliyordu ve kulübe veriliyordu. Ayrıca satılan demirin 2/1'lik kısmı yine kulübe aktarılıyordu. Özetle Kardemir Karabükspor'un diğer kulüplerden farklı olarak bazı sabit gelirleri vardı. Borcu yoktu ve kentin sunduğu imkanlar kısıtlı olmasına rağmen bazı futbolcular ödeme sıkıntısının olmadığı bu kulübe transfer olmak istiyorlardı. Kardemir Karabükspor 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de ilk sezonunu 9. sırada bitirerek önemli bir başarıya imza attı. Kulüp Feridun Tankut döneminde modern tesislerine kavuştu. Doğru transferler yapıldı ve sportif başarıya odaklanıldı. Geçen sezon kiralık olarak kulüpte forma giyen Emenike sezon başında sadece 300 bin euroya transfer edildi ve sezon sonunda tam 9 milyon euroya Fenerbahçe'ye satıldı. 11 yıldır görevi sürdüren Feridun Tankut sezon başlarken aday olmayacağını söyledi. Yeni başkan Nevzat Şahin'e kasasında kimlerine göre 20, kimlerine göre 60 milyon TL olan borçsuz bir kulüp teslim etti. Nevzat Şahin'in başkanlığında takım ligi 12. sırada bitirdi ve Türkiye Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösterdi. O sezon ilk defa kulübün 40-50 milyon TL borcu olduğu ortaya atıldı fakat başkan bu borcu yalanladı. Transferler sebebiyle kasada 4-5 milyon açık olabilirdi fakat söz edildiği gibi yüklü bir borç yoktu. Zaten kulübün her harcaması ana sponsor tarafından kontrol ediliyordu ve böyle bir şey imkansızdı. 2012-2013 sezonunda 4 büyüklere kök söktüren Karabük temsilcisi ligi düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada bitirdi. Son 2 sezonda görev alan Bülent Korkmaz, Sikibe ve Mesut Bakkal gibi isimler ivme yakalayamadı. Ayrıca yeni transferler hem takıma hem de kulübün kasasına katkı sağlamaktan uzaktı. Kulüp Süper Lig'de tutunmak için transfer yapıp borca girmişti. Yine de kulübün kendi kendini idare edecek kapasitede olduğu söyleniyordu. 2013-2014 sezonunda başkanlık koltuğuna Mustafa Yolbulan oturdu. Yolbulan ailesi kentin önemli ailelerinden biriydi ve Kardemir'in ortağıydı. Mustafa Yolbulan kulübe CEO olarak Hakan Ayvaz'ı atadı. Blackburn'da yıllardır forma giyen Gams Petersen'in de içinde olduğu bazı transferler yapıldı. Yönetimin teknik direktör tercihi Tolunay Kafkas oldu ve takım ligi 7. sırada bitirdi. Sivasspor ve Eskişehirspor'un Avrupa kupalarından men edilmesi üzerine Kardemir Karabükspor tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. 2014-2015 sezonunda Avrupa'da Rosenborg'u geçip Saint-Étienne'e elenen Karabükspor için işler iyi gitmedi. Takım Süper Lig'i 16. sırada bitirerek 1. lige düştü. Temmuz ayında geçmişte kulübü başarıyla yöneten Feridun Tankut gelen talep doğrultusunda 40 milyon borcu olduğu söylenen kulübe tekrar başkan oldu. Karabükspor geçmişte takımı Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz'le tekrar Süper Lig'e döndü. 2016-2017 sezonunda Igor Tudor'la başlayan takım ligi 11. sırada bitirdi. 2017-2018 sezonu başladıktan 2-3 ay sonra Başkan Tankut aniden görevden ayrıldı. Pek çok insan bu istifa karşısında şaşkındı. Yalnız başkan görevden ayrılırken şu cümleleri kurdu. Kulübe sahip çıkalım. Elimizi taşın altına koyalım. Finansal açıdan kulübün önünü açmak için istifa ediyoruz. Başka Karabükspor yok. Son olarak zamanı geldiğinde konuşacağım dedi. Kanalın takipçileri bu cümlenin ne anlama geldiğini az çok bilir. Bir kulüp başkanı bu cümleleri kuruyorsa finansal açıdan işler iyi gitmiyor demektir. Aralık 2017'de Yolbulan döneminde yöneticilik yapmış Ziya Ünsal kulüp başkanı seçildi. Kulüp CEO'su Hakan Ayvaz o gün 190 milyon TL borç açıkladı. Durup dururken bu borç nereden çıkmıştı? Hadi bu kadar borç yapıldı diyelim ama ortada sportif başarı da yoktu. Yani bir şeyler döndüğü açıktı. Yeni başkan Ziya Ünsal Tankut yönetimini suçlayıcı bazı açıklamalarda bulundu. Kulübün parası kontrolsüzce harcanmıştı. Ayrıca Yolbulan'ın kendi döneminde kulübe borç verdiği, bu borca karşılık her ay kulübün kasasına giren 200 bin TL'lik demir satışı gelirine temlik koyduğu açıklandı. Yani bu miktar kulübün kasasına girmeden doğrudan Yolbulan'a gidiyordu. Kulüp bir anda deplasman giderini karşılayamaz hale geldi. Kardemir Karabükspor yönetim krizleri, istifalar ve borçlarla birlikte 1. lige düştü. 1. ligde kulübün idari menajeri eski futbolcu Fazlı Ulusal'dı. Fazlı Ulusal kulübün nasıl soyulduğunu bir anlattı.
Geçen sezon Kardemir Karabükspor bir oyuncuya 700 bin euro teklif etmişti. Bu sezon aynı oyuncuya Fazlı Ulusal da teklif göndermiş fakat 120 bin dolarda anlaşmışlardı. Fazlı Ulusal oyuncuya bu farkın sebebini sordu. Oyuncu aynı oyuncuydu, kulüp aynı kulüptü ama arada yüz binlerce euro fark vardı. Oyuncu açıkladı. Kulübün kasasından 700 bin euro çıkıyor ama 150 bini benim oluyor. Gerisini kulüpte çalışanlar kendi aralarında paylaşıyorlar. Fazlı Ulusal bunu duyunca şok geçirmişti. Bazı kişilerin kredi çekip kulübe para soktuğunu fakat bunun faizinin kulübe ödetildiğini açıkladı. Ve diğer dolandırıcılık yöntemlerini de anlattı. Bazı yöneticiler çaldığı parayı kendi parasıymış gibi kulübe borç veriyordu. Ve sonra da bunu tahsil ediyordu. Fazlı Ulusal menajerlik komisyonlarının %30'lara ulaştığını, oyunculara ödenen miktarların çok yüksek olduğunu, yöneticilere gidip bu duruma itiraz eden taraftarların ise evlerine polis gönderildiğini, hatta bazılarının tutuklandığını anlattı. Mustafa Çevik ve Atilla Türker gibi gazeteciler olayın üstüne gitti fakat haklarına defalarca dava açıldı. Gazetecilerin iddialarına göre Eylül 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında yurt dışından 3 farklı şirkete futbolculuk araştırma gideri adı altında 11 milyon TL ödeme yapılmıştı. Fakat ortada ne oyuncu ne de bir rapor vardı. Kulüp defterlerinde belgesiz gider diye bir harcama kalemi bulunuyordu. Burada 1.6 milyon TL harcama görünüyordu. Paranın nereye gittiği belli değildi çünkü ortada belge yoktu. Kulüpte lisansı olmayan korsan menajerler iş yapıyordu. Dolayısıyla menajerlere ne kadar para verildiği belgelendirilemiyordu. Ayrıca kulübe 120 bin yatak örtüsü, ayda 2 tır peynir, 20 bin şampuan ve bir ayda 7 milyon 200 bin şişe maden suyu fatura edilmişti. Sizin de gördüğünüz üzere defterler doğru tutulmamıştı ve hesaplar gerçeği yansıtmıyordu. Paralar kayıptı. Bütün bu iddialar üzerine savcılık harekete geçti ve şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ligde mücadeleye devam eden kulüp için işler giderek kötüleşiyordu. Yerel basında yazılanlara göre kulübün eski futbolcu ve yöneticilerinden biri kendisine gelen 1.2 milyon TL vergi borcu sebebiyle intihar etti. Eski yönetici Ziya Ünsal ise borçların sebep olduğu stres yüzünden kanseri atlatamamış ve hayatını kaybetmişti. Birileri kulübün kapısını çalıyor, ellerinde senetlerle milyonlarca lira alacakları olduğunu iddia ediyordu. Senetlerde yöneticilerin imzası olduğunu öne sürüyordu. Tamam bir imza vardı ama neyin karşılığında ve niçin imzalandığına dair bir belge yoktu. Kulüpteki vurgunla ilgili yargı süreci halen devam ediyor. Savcılık iddianamesinde yöneticilerin kulübü 7,5 milyon euro artı 2,5 milyon TL zarara uğrattığı ifade edildi ve bu isimlere yüklü cezalar kesildi. Kriminal raporlarında bazı çek ve senetlerde sahte imza kullanıldığı ortaya çıktı. Şimdi adli süreç devam ettiği için ne olacak, kim suçlu, kim masum yorum yapmak yanlış olur. Neticede mahkemelerimiz Türk milleti adına en doğru kararı verecek. Zaten bu süreçte bir takım tutuklamalar ve para cezaları da oldu. Sanıklar dava süresince birbirlerini suçlayıcı açıklamalarda bulundu. Feridun Tankut göreve geldiğinde CEO Hakan Ayvaz'la baştan beri sorun yaşadığını ifade etti. İddiasına göre Mali Konular Başkanı ulaşmıyordu. Menajer ödemeleri hakkında bir bilgisi yoktu. Oyuncuları ise başkan bizzat kendisi izleyerek seçiyordu. Oyuncu araştırmaya neden para vereyim ki diyordu. Hakan Ayvaz ise iddialarında Tankut'u suçladı. Tankut Ankara'daki 2-3 bin lira eden dairesini kulübe 5 bin TL'ye kiralamış, yediği yemekleri ve kıyafetleri kulübe fatura etmişti. Kulüpler Birliği'nde bütün yöneticilerin lüks araçları var diye 450 bin TL'ye araç aldırmıştı. Ayrıca kulübün kasasından 1,5 milyon lira almış fakat bunu nereye harcadığını Ayvaz'a söylememişti. O da Tankut başkan diye gidip hesap sormaya çekinmişti. Davalılardan diğeri Mustafa Yolbulan. Yolbulan kulübe borç vermişti fakat bunu geri alamamıştı. Tankut tarafından satın aldırılan 450 bin TL'lik lüks aracı satıp borçların bir kısmını tahsil ettiklerini söyledi. Yolbulan çek düzenlemeyi bilmediğini, atılan imzaların kendi imzasına benzediğini ama kendisine ait olup olmadığını bilmediğini, bu süreçte de en mağdur kişinin kendisi olduğunu dile getirdi. Sanıklar hakkında daha birçok iddia var. Tabii ben bir kısmını anlattım. Kimleri Tankut'un çok iyi bir insan olduğunu ve böyle işlere karışmayacağını söylüyor. Hatta bu borçların Tankut döneminde değil de geçmiş dönemlerde yapıldığını fakat Tankut dönemine ertelendiğini dile getiriyorlar. Kimileri ise tam tersini iddia ediyor ve çeşitli belgelerle Tankut'u suçluyor. Keza diğer isimler de aynı durumda. Futbolcu temsilcileri ve yöneticiler iftiraya uğradıkları sebebiyle gazetecilere ve diğer isimlere karşı dava açıyor. Dediğim gibi son kararı hakimlerimiz verecek ve süreç devam ediyor. Peki bunca keşmekeş arasında Kardemir Karabükspor'a ne oldu? 2021-2022 sezonunda 3. ligde çıktığı 25 maçın 24'ünü kaybetti, birinde ise berabere kaldı. Böylece 38 yıl sonra profesyonel liglere veda etti. Başkan Mehmet Yüksel maç sonrası siyasilere kına gönderdi ve kulübün helvasını dağıttı. Başkana göre Karabükspor artık ölmüştü ve ardından helva dağıtılmalıydı.
1500 derecede alın teriyle çalışan insanların emeğiyle kurulmuş bu kulüp göz göre göre soyuldu ve yok olma aşamasına geldi. Şu an kulübün borçlarıyla birlikte kapatılıp farklı bir isimle tekrar kurulması ve Kardemir'in tek sorumlu olmaması gerektiği konuşuluyor. Çünkü diğer firmalar zaten yardım eden var deyip kulübe para vermeye yanaşmıyor. Bir de bir ara Metal İş Sendikası sponsorluğu yerine onun rakibi olan Türk Metal Sendikası'nın sponsor yapılması konuşuldu fakat bu girişime sert tepkiler geldi. Bakalım zaman Karabük futbolu için ne gösterecek? Mavi ateş tekrar yanacak mı göreceğiz. Ben Mr. Manager, bir sonraki videoda görüşmek üzere.